yani. Aykut. Mevlüt için yorumun ne? Mevlüt abi. Onunla ilgili yani. çok soru geliyor ya acaba. Babacım yani bu çocuk geçen sene Antalya formasıyla 13-14 tane gol attı. İyi bir performans gösterdi. sonra abi bir sana bir şey söyleyeyim mi? Mev Vedat transferinde şeyle şeyle Galatasaray'la Fenerbahçe birbirine girdi ya. Evet. Esasında mevcut transferinde de birbirine girdiler. Kimsenin haberi yok. Kimse çok fazla konuşmuyor bunu. Galatasaray, Galatasaray istedi, istediği istedi. istedi, çok istedi. Çünkü yerli oyuncuydu. Yerli oyuncuydu. Mevlüt'ü alsaydı linesi şeye göndermeyecekti e, tribüne. Eli rahatlayacaktı. Anladın mı? Kesinlikle öyle. Öyle bir bütün esasında şey Mevlüt transferinin olmaması Galatasaray'ın Fatih Hoca'nın bütün e, şeyini dengesini bozan unsurlardan bir tanesidir. Onun için Mevlüt belki e, istenilen performansı şu anda sergilediğini söylemek zor. Abi biraz Türkiye Kupası'nda gaza bas bari Mevlüt kardeş yani. Hadi ligde oynamıyorsun, iyice geriye gitmişsin. Ama bari Türkiye Kupası maçlarında biraz kendini göster ki biz de şunu söyleyelim. Diyelim ki ya hoca şu Mevlüt'te de ara sıra şanslar falan diyelim yani. Ama hiç bakıyorum kupa maçları da zaten sadece oralarda çoğunlukla şans bulabiliyor. Ama orada da ortaya iyi bir performans koyduğunu söylemek çok zor. Onun için ne yapacaklar bilmiyorum yani Mevlüt... Çok geriye gitmiş Aykut. Şimdi bir kere kesinlikle bir sol bek o... almak zorunda. Falan almak var. zorunda. Ee, başka nereye almak zorunda sevgili Emre? Açık istiyormuşlar, bir tane açık bakıyorlar. Rodriguez, Mozus var. Abi Mozus. Deniz var, Kılıç da, var. Deniz var da. Şey Mozus var da. Mozus hiç istenilen performans göstermedi ki. Yani Moses'la ilgili sıkıntı var. Böyle topu ileriye taşıyabilecek Rodriguez ayarında hızlı bir oyuncu. Ee, o tarafa bakıyorlar. Adil Rami için bir soru geldi. Gerçi sen söylemiştin Adil Rami'ye. Şimdi belki kızacaksın yine. Ne olacak? Adil Rami'nin hali. Bu oyuncu olsun. niye alındı? Niye oynamıyor gibi. Ee, bir sakatlık da yaşadı şimdi. Değil mi? Kupa maçında, Mersin, Tarsus maçında <laughs> yanılmıyorsam. Ee, orada da sıkıntılar var. Sadık sezonu kapattı. Ee, gerçekten ona da geçmiş olsun geçmiş hakikaten. olsun bugün Son de olacak. ameliyat fotoğrafı paylaşmış varsa arkadaşlarımız onu da ekrana verebilir onu da verebil verebilirsiniz arkadaşlar Sağlık geçmiş olsun hakikaten insanın içi cız ediyor ya, daha tam genç. formayı kapıyorsun abi iki hafta sonra sakatlanıyorsun çok kötü bir, de, kötü bir sakatlık bu arada e, Aykut Sayın Ali Koç'un e, yaptığı verdiği röportajda bir şey dikkatini çekti mi? çok ince bir detay şey söyledi orada. Onun üzerine çok fazla konuşmadık. Hangi maç? Sivas maçından sonra? Evet Sivas maçında sonra yaptığı açıklamada. E, çok fazla sakat... puanlar kaybettik. Çok fazla sakatlık oluyor. Ha, evet 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 doğru. Galiba bizde bir sorun var dedi. Bizim, bizim, bizim yanlış yaptığımız bir şeyler var dedi. Burada sence gönderme kimeydi? Teknik heyeti. Evet. evet. Ersun Hoca'ya yani. Çalışmalarla alakalı herhalde demeye çalışıyor. Antrenmanlarla ilgili evet. yorum yapıyor. Evet. Yani antrenmanlarda da bence e, bir sıkıntı var. Çünkü hakikaten bu sene çok fazla sakatlık yaşandı. Baksana abi, hadi Sadık e, daha yeni sakat, ona bir şey söylemiyorum. Serdar sakatlandı, Mozut sakatlandı, Vedat, Kuruze, Rodríguez. Abi takımda neredeyse sakatlanmayan adam kalmadı yani. Ama hocanın çalışma e, grubunda ki bundan önceki takımlarda çok fazla böyle sakat oyuncu vermezdi. Ağır antrenmanları vardır Ersun Hoca'nın ama bilemiyorum tabii o da başka bir detay ama şunu çok net bir şekilde sen burada transfer raporu programında hep dile getirmiştin. Aslında yönetim kurulu, sayın başkan Ali Bey, idareciler, Demin Komolli, e, bu kişilerin e, bu isimlerin Ersun Hoca'yı üzerinde pozitif etkisi yoktu yani. Evet Ersun Hoca'yı biz istiyoruz demedi. Taraftar istediği için, sevdiği için getirdi demiştin sen. E, bu noktada da hoca aslında dar boğazda yani. Aykut. Taraftar da şu anda sıkıntı yaşıyor. Tweetle gelen tweetle gider. Tribünle gelen tribünle gider. Bu e, yazılmamış bir kuraldır abi futbol dünyasında. Ersan Hoca tweetle geldi. Yine tweetten gidecek. Ben sana burada net bir şekilde söyleyeyim. Ka ama kaybederse diyorsun. Ben Ersan Hoca'nın Fenerbahçe'yi şampiyon yapabileceğine inanmıyorum Aykut. İnanmıyorum. Yani bana belki Ersun Hoca'yı çok seven sevgili bazı taraftarlarımız bana kızacaktır ama ben benim bu inancım Ersun Hoca'ya e, kalmadı artık. Çünkü haftalardır çok net, çok dikkatli bir şekilde takip ediyorum. E, yani bu durumda e, çok zor Sana bir soru başarılı olmaz. O şampiyon olduğu dönemdeki 11, 3 aşağı 5 yukarı kafamızda var. O kadro bu kadroyu yener mi? Ya uçak o kadro canım ya. O Aykut Hoca onu biliyorsun. E, ilmek ilmek ördü, ilmek ilmek yaptılar. O kadro çok değerli bir kadro Aykut. Yani o kadro bu kadroyu yener diyorsun. O kadro bu kadroyu maymun eder abi. O kadro acayip bir kadroydu. Aslında baktığında sevgili hani bireysel olarak çok da e, yetenekli oyuncuları var. Şimdi Sürüş işte diyorsun, i̇şte benim kızım zaten nokta. E, teknik direktörü niye eleştiriyoruz abi? Şimdi ben şu, <laughs> şunu söyleyebilirim. <laughs> Ey Ali Bey, Ali Koç nasıl bir takım kurdun? Bu takım şampiyon olamaz diyebilirim değil mi? Bunu söyleyemem ki ama. Şimdi Allah aşkına Vedat'la dövüşüp aldın Galatasaray'la Vedat'ı. Değil mi? Bu ekonomik sıkıntıya rağmen. Gustavo diye bir adam aldın abi. Marsilya'da adamlar ağladı ya Gustavo gitti öyle diye. Öyle, aynen öyle. Çok değerli bir adam yani. E şey Emre Belezon'la bir şey söyleyebilir misin? Max Kruse için bir şey söylüyor. Adam yıllardır e, Bundesliga'da bank oynayan adamlardan bir tanesi. Bir şey Mur söyleyebilir misin sonra? için bir şey söylüyor. Hayır. Ha? E şey Deniz. Adam Kayseri Spor'un yıldızı en önemli isimlerinden bir tanesi. Ne diyeceksin abi? Şimdi sen Ali Bey'e ne söyleyeceksin yani? Ali Bey'i eleştireceğiz. Bir tek nokta var. Sol bek niye almadın diyebiliriz yani. O da Aykut şöyle bir şey var güzel kardeşim. Fenerbahçe her hafta sol bek mevkisinden gol yer. Sol bek mevkisi çok aksadığı için Fenerbahçe'nin maç kaybeder. Tamam mı? Deriz ki ya Ersun Hoca tamam haklı ya adam. Bak sol bek almadılar sürekli sol bekten gol yiyor takım der. Takım soldan gol yemiyor. <laughs> Aykut. Öyle bir şey yok Mesela yani. Son vuruşlarda çok şanssız, talihsiz ya da ne diyeyim e, pozisyonu olumlu anlamda bitiremiyor oyuncular. Yani e, rakip altı pasın içinde o son dokunuşu yapamıyor. Yani Yap bu da herhalde yapan, çalıştırmayla al yapan alakalı. Yapan yapıyor Aykut yani. Ben şanssızlığa filan futbolda çok fazla inanmıyorum. Onu da söyleyeyim de. Şey, Şanssızlık mansızlık o hikaye yani. Şimdi söylediğin çok önemli bir laf vardı az evvel. Sosyal medya artık kulüplerde çok. İyi şekilde kullanıyor, esprili şekilde kullanıyor. Bizim e, Erzurum Spor Kulübü Beşiktaş'la eşleştikten sonra Beşiktaş Kulübü Erzurum'la rakip olduk diye paylaştı. Ama bu videoyu oynatabiliyor muyuz? Asıl bu videoyu oynatmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Rakibimiz Beşiktaş geldi. Soğuğa geliyorsunuz <laughs> diyorlar. Çok güzel hakikaten bravo. Yani tam böyle maşallah. zeka fışkırıyor. Ee, maşallah bebek de evet. çok da güzel. Hakikaten Allah analı babalı büyüsün. Amin amin. Ee, i̇nsan bazen bebek özlüyor değil mi Aykut? Evet. Abi. Çocuklar büyüdü Bakan artık. şu güzelliği. Yani. Çocuklar büyüdü artık insan bebek özlüyor. Be bazen bebek, bebek kokusunu özlüyorsun yani. Bu hakikaten çok Naifçe şey, çok güzel. Hakikaten tebrik edelim o arkadaşımızı. Evet. Erzurum'daki sosyal Kendi medya geliyoruz. grubunu, ekibini alkışlamak istiyorum. Evet. Muazzam. Yani burada demek istiyor ki Beşiktaş buyur gel. Donduracağız sizi burada. Donduracağız. Bir titrersiniz <laughs> burada diyor. Muhtemelen maçta akşam olur. Gerçi hani ısıtması var stadın. Muazzam bir stad. Gitmişsindir sen Erzurum'a. Bilirsin orayı ama tabii stadın zemini iyi de e, hakikaten Ah dışarıda yani. <laughs> ne yapacağız? O yüzden bu videoyu... Aykut zemin futbolcuya iyi sana iyi değil ki abi. <gülüyor> Sen <gülüyor> ne yapıyorsun? Zeminle senin ne işin var? Sen tribünde duruyorsun. Haklısın. Ee, güzel, çok güzel. Aa, nasıl oranın anlatım pozisyonu? Kapalı mı etrafı? Stadın çatısı mı? Yok yok, senin anlatım pozisyonu. Bizim kapalı, Erzurum'da ha. iyi. Erzurum iyi. Yeni statlarda çoğunlukla iyi ya anlatım pozisyonları. Telekom'da dışarıdasın, gibi. Vodafone Park'ta dışarıdasın. Kadıköy kapalı. Niye dışarıda yapmışlar o, ya? Yer yok. Allah Allah. Buz gibi hakikaten. Daha ne zor şartlarda maç anlattık, Onlar bir şey değil. Ben biliyorum senin ne kadar zor ben şartlarda. Ya gördün yaşamışsındır. Ya, işte. Sen ya biliyorum biliyorsun. biliyorum. Öyle kolay değil. Yani o videoyu paylaşmak istedim. Çok da beğeni almış video. Ee, hoş geldiniz Buz gibi Erzurum'a. Bebeğin videosu. Şey Sosyal medyadan yazıyorlar. Lütfen bir daha oynatır mısın? Biz bunu görmemişiz zaman. diye. Muazzam bir video. Hakikaten tebrik edelim Erzurum sporlu sosyal medya ekibine. E, bu hafta var mı böyle kafanda bir e, şeyi alabilir miyim sevgili yönetmenim? Bu haftanın programını bir alayım. Şimdi orada Emre'ye detay sorular soracağım maçlarla ilgili. Derbi zaten değerlendirdi konuştu ama belki kafasında bir e, spesifik bir maç oldu. Geldi. Valla Göztepe Galatasaray maçı bana göre zor maç. Zor maç. Ben oradan Galatasaray'ın 3 puanla çıkabileceğini düşünmüyorum. Çok da eksik var. Bugün kadro açıklandı.